3-2-1 kayıt. Evet, kayıt. Elimi evet, nereye koyacağım şaşırdım. Yunus Yaşar sormuş hocam, demiş ki ne iş yaparsanız yapın, ben bu işi neden yapıyorum diyorum ve ne iş yaparsam yapayım bırakıyorum. Okul, ders, aşk, hayatın her alanı için geçerli bu. Yaptığım her şey boşmuş gibi geliyor. Hayat amacım yok gibi ve istediğim şey çok büyük ve yapmama imkan yok. O yüzden hiçbir şey de yapasım gelmiyor. Bu durumu ve sebebini açıklar mısınız? Açıklayamam. Yani Yunus'la ilgili bir durum. Arada olur öyle. Büyükler diyorlar ya. Olur öyle arada. Şimdi insan yani sıklıkla bocalıyor. Yani hepimizin başına gelen bir şey bu. Ama bu böyle dışarıdan çözülebilecek bir şey değil. Bunu açıklayabilirim en fazla. İnsan neden motivasyon kaybı yaşar? Şimdi şöyle düşünelim. Uzun bir yol var önünüzde. Yolda çukurlar var, hendekler var, işte barikatlar var, bilmem neler var. Bu yola çıkmanın iki tane de yolu olduğunu düşünün. Biri diyor ki işte eşiniz, dostunuz, bir arkadaşınız illa buraya bir yere gitmemiz lazım. Siz de istemeye istemeye yola çıkıyorsunuz. Onunla beraber gidiyorsunuz. Diyelim tekerlek patladı. Nasıl reaksiyon verirsiniz? Genellikle lanet olsun bu yola çıkmasaydık, senin yüzünden oldu, teker patladı, şu oldu, bu oldu falan filan diye bin bir türlü vave ela edersiniz. Yoldaki her türlü engelin size yaşattığı sıkıntıyı da zaten istemiyordum bu oldu diye yorumlayabilirsiniz. Bu yola çıkmanın ikinci bir yolu daha var. O yolun sonunda çok arzu ettiğiniz, çok görmek istediğiniz, çok ulaşmak istediğiniz bir hedef, bir insan, bir şey var yolun sonunda. Ve o yola isteyerek, severek, yanınıza belki sevdiklerinizi de alarak çıkabilirsiniz. Böyle de bir yolculuk mümkün. Diyelim ki çukura lastik girdi, patlayıverdi. Ne olacak o zaman? Hemen alelacele lastiği tamir edip bir an önce o hasarın etkilerini ortadan kaldırıp yolunuza devam etmek isteyeceksiniz. Yani ne çukur, ne barikat, ne bir şey sizi durdurmayacak. Şimdi hayatı yaşarken hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Her insanın özellikle de kendi ömrünü aşan bazı hayalleri varsa bu tip insanlarda bir garip bir şey görüyorsunuz. Yani engellere takılmıyorlar, motivasyonlarını kaybetmiyorlar. Başlarına belki diğer insanların başlarına gelebilecek şeylerden çok daha kötü şeyler gelmesine rağmen çok hızlı bir şekilde normale dönebiliyorlar. İnatla bir tarafa doğru gidebiliyorlar. Bunun sırrı hem çok kolay hem de bu sırrı elde etmek çok zor. Bu sırrın adına hayal kurmak ve hedef koymak deniyor. Çok büyük bir hayaliniz varsa, siz devamlı gözünüz ona doğru bakarken, yoldaki her türlü basamak, tepe, çukur ne varsa sizin gözünüzde küçük hale geliyor. Ama bütün mevzunuz yolsa, sanki biraz önceki soruda böyle bir şey anladım gibi oldu. Yani şunu mu yapayım, bunu mu yapayım, şu çukura mı gireyim, bu barikatı mı aşayım gibi dertlerimiz varsa, onların hepsi gözümüzde maalesef kocaman hale geliyor. Ben öğrencilere çok sık söylerim. Başarıyı sınavla odaklayan, başarıyı sınavla tanımlayan öğrencilerin maalesef hayatta çok zor oluyor. Çünkü bu bir ara denediğim için biliyorum. Elinde dürbünle merdiven çıkmaya benziyor. Daha önce hiç denediniz mi bilmiyorum. Gözünüze dürbün koyup merdiven çıkmayı çok eğlencelidir. Çünkü her bir basamak dağ gibi gözükür ve yuvarlanırsınız yani. İnmek ya da çıkmak imkansız hale gelir. Fakat dürbünü çıkarır da normal büyüklükte basamaklara bakarsanız inip çıkmakta sorun yaşamazsınız. Yoldaki basamakları hedef haline getirdiğinizde işte böyle dürbünle önünüzdeki şeye bakıyormuş gibi şaşalarsınız, zorlanırsınız. Dolayısıyla azıcık kendimize vakit ayıralım. Biraz uzun vadede mesela 150 sene yaşasam, 150 sene sonra ne olmak isterim gibi vahşi hayaller kuralım. Böyle yaşlı, yaşını başını almış, hatta yani neredeyse elden ayaktan düşme noktasına gelmiş bir insan olarak. Mesela sevgili Yunus yahut Yunus gibi şu anda hayatın amacını bulmaya çalışan diğer arkadaşlar. O 150 yaşında nasıl bir insan olmayı istiyorlar bir düşünsünler. Öyle bir hayal yoksa bu tip hadiseler normal. Ama öyle bir hayale, öyle bir amaca tutunduğunuz anda ki bu yarın sabah olmayacak. Bayağı üzerinde çalışmak gerekecek. Kimse size bunu veremeyecek. Sinan Canan hiç veremeyecek. Nerede? Şu anda sadece kamera görüyorum ben. Yunus'u hiç görmedim bile. Teorik bir kitapta bunun yolu yok. Birçok kitapta parça parça ipuçları var ama yolu yok. O yüzden hepimiz kendimize iyi bakacağız. Ancak o zaman göreceğiz diyerek bağlayabilirim. Hocam sıradaki sorumuz Hande Tezer'den. Aa bizim Hande. Ne haber Hande? Aa bizim Hande. Bizim Hande tabii. Hatta geçenlerde bir sorusunu daha cevaplamışız. Yani Hande Tezer hiç dikkat etmemişim. Merhaba Hande falan demişim. Sağ olsun beni arabasıyla bir yere bırakırken. Söyledim de öyle fark ettim. Hande bu sefer tanıdım seni. Bazı isimleri söylemiyormuşsunuz hocam. El yapmıyormuşsunuz. Şikayet nasıl? Var yorumlarda. Herkese lütfen şöyle genel bir el sallayın hocam. Halk bütün selamlar havada. Soru sorun arkadaşlar. Hepinize. Hande Hanım demiş ki beyin zamanı nasıl algılar? Bu algı devre dışı kalabilir mi? Zamanı hızlanmış ya da yavaşlamış hissetmemiz beynimizdeki bazı devrelerin o sırada farklı çalışmasına mı bağlıdır? Tüm açık beyinlere selamlar. Tüm açık beyinlerden de Hande'ye selamlar. Hande zor soru sormuş. Kaç dakikamız var? 3 gün.
Tamam, bunu siz istediniz. Yok, o kadar uzun söylemeyeceğim ama kısa söyleyeceğim. Şimdi anneciğim, ve zaman konusunu merak eden bütün arkadaşlar, zaman diye bir şey yok. Zaman fiziksel bir fenomenin insan algısındaki yanılsamasından ibaret. Bunu bugün bayağı iyi biliyoruz. Zaman, dört boyutlu uzay zaman dediğimiz, içinde yaşadığımız bu sistemin parçalarından bir tanesi. Nasıl x, y, z koordinatlarıyla belirlediğimiz mekan varsa, zaman da fiziksel bir başka boyut. Fakat biz bunu entropi dediğimiz, işte maddenin çürüme, dağılma, daha önce konuştuğumuz bir özelliği vardı. Hani böyle yumurtayı kırdığında tekrar yumurta kabının içine girmez ya, böyle sürekli dağılma eğilimindedir her şey ve toparlanma eğilimine kendi kendine girmez. İşte bu entropi denen hikayeyle anlıyoruz. Zamanı zihnimizin algılamasının sebebi mesela yaşlanmamız, bir şeylerin bozulması, çürümesi, belli bir yönde değişmesi, diğer yönde değişmemesi falan filan gibi bazı tecrübelerimize dayanıyor. Beyinde zaman algısıyla ilgili çalışma çok fazla. Ön beyin, işte dip beyindeki o striatum dediğimiz yerler, aynı zamanda hareket ve ritim kontrolünden sorumlu beyincik falan filan gibi her yer devreye giriyor aslında. Zaman algısı hiç de sabit değildir. Malumunuzdur bu hepinizin. Hani özellikle bunu sen iyi bilirsin. Mesela işte Einstein'ın falan sözleri var. İşte sevgilinizle geçirdiğiniz birkaç dakikayla sobanın üstünde oturduğunuz birkaç dakika karşılaştığınız işte görecelik budur falan gibi. Dolayısıyla mesela azaplı zamanlar hiç geçmek bilmez ama böyle çok keyif alarak işte kendinizi kaybettiğiniz, hatta çok hoşunuza giden bir zaman dilimi ise adeta su gibi akıp geçer. Zaman algısı son derece göreceli bir şey. Eğer Allah korusun tabii ciddi bir trafik kazası falan gibi hani hayatı tehlikeye sokabilecek ani bir tehlikeyle karşılaştıysanız deneyimlemişsinizdir. Zaman akışı daha sonra o olayı hatırladığınızda özellikle aşırı yavaşlamış olarak hatırlanır. Bunun teorik olarak bildiğimiz bir sebebi şu, yani tahmin ettiğimiz bir sebebi şu, bildiğimiz demeyelim. Aşırı stres altında beynimizin o amigdala denen kırmızı alarm bölgesi uyarıldığında bilinçli olarak belleği kaydeden ve ortamdaki işte duyusal verileri işlemekle yükümlü bölgeler aşırı bir hızla çalışmaya başlıyorlar. Hani şimdi herkesin cep telefonunda olduğu için anlatması kolay, bu ağır çekim yapma modu var ya. Normalde işte atıyorum saniyede 25-30 kare çekerken bir kayıt cihazı, ağır çekim modunda 120-150-200 kare hızla çekiyor. Birim zamanda daha fazla kare çektiği için daha sonra oynattığınızda işte saniyede 30 kare gibi o sahneyi ağır çekimde izliyorsunuz. Aynen bu tehlike anlarında da beyin böyle bir moda geçiyor. Yüksek bir kayıt hızı altında. Niye böyle? Her şeye dikkat etmeye ve işte hayatta kalmasına yardımcı olabilecek ya da o tehlikeli durumdan çıkmasını sağlayabilecek olası her ipucuna büyük bir keskinlikle dikkat etmeye çalışıyor. Dolayısıyla yüksek veri hızında, yüksek frame rate'de hani film tabiriyle kaydedilen bu anılar daha sonra hatırlandığında, hatta o anın içerisindeyken de çok yüksek bir algı çözünürlüğüne ve yavaşlamış zamana sebep oluyor. Mesela uyuşturucu kullananlar da hep böyle şeyler rapor ederler. Özellikle bu marihuana falan gibi rekreasyonel olarak çok kullanılan ilaçlarda ve kimyasal maddelerde böyle bir etki var. İnsanların hareketleri aşırı yavaşlamış görünüyor o kişilere. Bunun gibi deneyimler işte zaman algısının oldukça subjektif bir şey olduğunu gösteriyor. Bir de zamanın tamamen unutulduğu haller var. Bunu daha önceki videolarımızda da ben işte özellikle Değişen Beynim kitabının son bölümünde de işte akış dediğimiz bir zihinsel durumu anlatmak için bu konuya sık sık başvurmuşluğum var. Böyle kendinizi kaptırarak yaptığınız bir meşgaleniz, hobiniz, işiniz varsa, diyelim işte sporcular, sanatçılar bunu çok yaşarlar. Bir anda zamanı, vücudunuzu, açlığınızı, susuzluğunuzu, ağrınızı, sızınızı, her şeyinizi unutabiliyorsunuz. Bu o yaptığınız işe aşırı odaklanmak ve o işte bir olmak şeklinde karşımıza çıkan ve adına psikolojide akış denen, büyük A ile yazılan akış denen bir özel durum. Bu durumda da ancak mevzu bittikten sonra, atıyorum bir dağa tırmanıyorsunuz, işte bir yerden hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, ne işte, ya da bir resim yapıyorsunuz ya da bir müzik enstrümanı çalıyorsunuz. O deneyim bittikten sonra vay şu kadar zaman geçmiş gibi bir hale kapılıyorsunuz. Yani zaman zaten fiziksel olarak yok. Bir de beyinde bu kadar subjektif. Dolayısıyla her gün böyle saate bakıp da ay şu mu oldu, bu dakikada şu vardı, şu vardı falan. Zaman dediğimiz şey bu değil. Bu bizim modern medeniyet yanılsaması. Kitapta yazmıştım. İnsanlar o cümleyi seviyorlar galiba. Sonra ben de çok alıntı yapılınca ben de okudum, ben de sevdim. Niye yazdım bilmiyorum ama kalbinin atışını fark eden insan için saatin tiktakları önemini yitirir ama zaman paha biçilmez bir hale gelir. Dolayısıyla saatin tiktaklarıyla o gösterilen işte 12'lerle 1'lerle falan üzerinde rakamlar yazan şey zaman değil. O sadece bizim zamanı ölçmekte kullandığımız bir metodoloji. Esas zaman şu an, nefes aldığımız an. Dolayısıyla iyi geçiyorsa problem yok. İyi geçiyorsa zaten hatırlayacağımız zamanlar bu zamanlar olacak. İnşallah hayatınızda o kadar çok enteresan ve kayda değer an olsun ki öleceğiniz zaman hani derler ya hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti diye, o film böyle Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olsun, bir türlü bitmesin efendim.